Kırtasiye'nin sunduğu Spor 55 başlıyor. Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir haftayı geride bırakıyoruz. Bu haftadan itibaren programlarımız saat 20 ile 22 arası her çarşamba sizlerle birlikte olacağız nasip olursa. Evet, playoff artık konuşacağız. Bu dakikadan sonra diyeceksiniz ki ya işte önümüzde 4 maç var falan ama bugün Sayın Başkan İsmail Uyanık'ta yapmış olduğu basın toplantısında şansımızın %10'lara kadar, %20'lere kadar düştüğünü söyleyebilirim dedi. Ben de bu ifadeye dayanarak playoff şansımızı bundan sonra zorlayacağız diyelim. Ve konuklarım var. Ender Hocam hoş geldin. Merhabalar. Iyi geçen hafta gelmedin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Atıl Hocam hoş geldin. Merhabalar. Evet. Neyi konuşacağız? Bu akşam gerçekten konuşulacak çok şey var. Başkan İsmail Uyan'ın yapmış olduğu o basın toplantısında çok önemli yerlere değindi. Bunları Ender Hocam ve Atıl Hocam notlarını aldılar. Onları konuşacağız. Bizim biliyorsunuz hakem analizleri bölümünde Hakan Hocam gündeme getirdiklerini o ekranlarda da görünce daha böyle ne diyeyim 8-10 maçlık bir üzerinden önemli pozisyonları almışlar. Orada gösterdilerdi. Biz onları her hafta işliyoruz zaten. Siz de bunları çok iyi biliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi 8-10 puan da bizden çalınmış oldu diyelim. Ve bu haftaya geçelim. Bu hafta programın içinde neler var hemen onları konuşalım. Birazdan toplu sonuçları vereceğiz, puan durumunu vereceğiz. Önümüzdeki haftanın karşılaşmalarını vereceğiz. Hacettepe sorumuz var biliyorsunuz her hafta olduğu gibi artık bu sponsor firmamız Selamet Kitap Kırtasiye'nin sorduğu soru. Ve geçen hafta Sarıyer maçındaki ilk golümüzü kim atar sorusu var. Hemen onu alalım. Bir de Bülent Halitleri de yayınlayalım. Sonra programı hiç durmadan hız vereceğiz. Cem, geçen haftaki Sarıyer maçıyla ilgili sorumuz şu anda ekrana geldi. Ve hemen bilenlerin, talihlerinin isimlerini yayınlayalım. 300 kişi vardı, 290 küsur kişi vardı. Yalnız arkadaşlar sizden bir ricam. Bundan sonra sayfa Selamet Kitap Kırtasiye'nin sponsorumuzun ana sayfasını beğenmeden yapmayınız. Oradaki ilgili arkadaşlar bir daha bunları kuraya sokmayacağız diye beni uyardılar. Ben de sizlere söylüyorum. Lütfen sayfayı beğenin. Evet, bu haftaki talihlerimizin isimleri ekrana geldi. Serkan Kolukısa, Güray Sarıkaya, Uğur Akkuş, Rıza Şenkal, Abdurrahman Kul, Furkan Değirmenci, Fatih Mehmet Arı, Eren Zeren, Ahmet Okuyucu ve Samet Ardal. Bunların çekilişinde bu ilk yarının sonunda yapacağız diyelim. Ve ilk önce toplu sonuçları bir alalım. Evet, toplu sonuçlar da şu anda ekrana geldi. Samspor, Sarıyer 1-1, Antep, Sakarya 3-0, Hükmen, Sakarya galip. Bodrum 2, Manisa 0, Eyüp 3, Sancaktepe 3, Ankara Demirspor 1, Gümüşhane 0, İnegöl 1, Ahmet 2, Kastamonu 2, Uşak 1, Keçiören 5, Niğde Anadolu 0 ve Bayrampaşa 3, Hacettepe 1 diyelim. Hemen puan durumunu da ekrana getirelim. Puan durumunda görüyorsunuz 67 puanla Keçiören 1. 2. 64 puanla Kastamonuspor, Samspor 63, Sakarya 62, Sarıyer 61. İlk 5 sıra bu şekilde oluştu diyelim. Önümüzdeki haftanın maçlarını da bir kez daha hatırlayalım. Evet, biz deplasmanda Hacettepe ile oynarken Sancaktepe Ankara Demirspor'u konuk edecek. Ahmet Gaziantep, Sarıyer Keçiören, Gümüşhane İnegöl, Niğde Eyüp, Utaş Uşak Bayrampaşa, Manisa Kastamonuspor ve Sakaryaspor da Bodrum'la karşı karşıya gelecekler diyelim. Ve sözü Ender Hocam sana bırakalım. Morallerimiz çok bozuktu. Hatta bugün buraya gelene kadar da bazı arkadaşlarım dedi ki Ender Hoca'nın da dedi gardı dedi iyice düşmüş dedi.
Ben de dedim doğru söylüyorsunuz dedim. Buyurun. Gardımız düşmüş. Evet. Yo, gardımızın düşmesi değil de insan üzülüyor tabii. Yani niye üzülüyoruz? Şimdi Keçiören maçına giderken her şey sizin elinizde. Şampiyonluk şansınız %70, %80'ler. Ama Keçiören'de 2 puan bırakıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Acaba 5 maç alsak Keçiören takılır mı diye bir umutla son 5 maça çıkıyorsunuz. Ve kendi evinizde 2 puan daha bırakıyorsunuz. Şampiyonluk şansınızı, birinci olma şansınızı %1'e düşürüyorsunuz. %1. Ha bana sorarsanız, yani gönlüm istiyor diğer takımların maçlarını, bilmiyorum ekrana getirecek misiniz? Hemen getiriyorum, misiniz? Getirelim. Onlarla ilgili az sonra az getirelim. Sonra, yani buyurun. Maçı konuştuktan sonra kim sezon sonunda ne kadar puan alır onunla ilgili bunu yapacağız, bir değerlendirme yapalım. Yaparsak. Tamam. Orada benim tabii farklı bir şeyim var, tezim var. Tezim demeyeyim de isteğim, arzum, içimden gelen bir şey var. Hesap kitap dönemine girildi ama artık gerçekçi olmak gerekirse Samsun Spor ligi birinci bitirme şansını bana göre mucizelere bıraktı. Şimdi Sarıyer maçında adeta dejavu yaşadık. Dejavu ne hocam? İstanbul'a da gitmiştik. Sarıyer deplasmanına hatırlarsan beraberdik. Çok iyi oynadığımız bir maçtı. 87 dakika. 1-0 öndeyiz. 2'yi 3'ü yakalayacağımız pozisyonlar var. 87'de bir serseri top. Defansa da vuruyor. Kalecinin üzerinden maç 1-1 bitiyor. 2 puan bırakıyorsunuz. Ve 10 kişi. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burada 1-0'ı yakalamışsınız. 1-1 olana kadar bir pozisyon vermişsiniz. Direkten dönen top. Başka pozisyonu yok rakibin. Yani kalenize doğru dürüst gelmemiş. Evet. Siz 2'yi 3'ü yakalayacak pozisyonlar bulmuşsunuz. Verilmeyen bana göre çok net ama net ötesi penaltı pozisyonları var. Bana göre 2 tane garanti 3 tane bile olabilir. Az sonra ikinci bölümde Hakan Hocam görüntülerde bunları değerlendirecek. Sonuçta 89'da bir duran toptan gol yiyorsunuz. 2 puan daha bırakıp hedeften iyice uzaklaşıyoruz. Buna üzülüyor insan. Yani elimize kadar gelmiş olan fırsatı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 5 gün içerisinde ikram etmiş oluyoruz, bırakmış oluyoruz. Şimdi bu demek değildir ki Samsun Spor için her şey bitti. Hayır, her şey bitmedi. Oynanmamış daha 4 maç var ve playofflar var. Hayatın gerçekleriyle yüzleşmekse playoff var. Ha, playofflarda olur olmaz onu bilemeyiz. Ama bu maç şunu ortaya çıkardı ki hedefe oynayan 5 takım var. Biz bu 5 takımdan sadece burada Kastamonu'yu yendik. Orada Kastamonu'ya yenildik. Sarıyer'le 2 maçımızda berabere. Keçiören içeride yenildik. Dışarıda berabere. Sakarya'yla orada oynadık. Burada berabere. Burada henüz oynayacağız. Yani hedefe oynayan takımlara karşı kazanamama sıkıntımız devam ediyor. Bir başka sıkıntımız final diye çıktığımız her maçı tarih boyunca kaybettik biz. 2 defa playoff finali kaybetmiş bir camiayız. Keçiören'e gidiyoruz, hadi finale gidiyoruz. Aldık mı atıp götüreceğiz, kazanamıyoruz. Geliyoruz burada Sarıyer diyoruz ki ya daha Sarıyer Keçiören maçı var, bir umut. Yani biz bu 2 puanı koruyalım, adım adım gidelim. Gene olmuyor. Şimdi niye olmuyor, neden olmuyor, nasıl olmuyor'yu saatlerce konuşabiliriz. Ama benim bir tezim var. Bunları şu anda konuşmak. Yerden yere vurmak. Bize ne kazandıracak? Bunun konuşulacağı zaman 4 hafta sonra playofflardan sonra. Oturur konuşuruz. Ama iş işten geçmeden konuşalım. İş işten geçmeden konuşunca, eleştirince, bağırınca, çağırınca, sosyal medyadan eleştirince düzelecek mi? Şimdi bak, bugün İsmail Uyanık Başkan'ın yapmış olduğu toplantı çok anlamlı bir toplantıydı. Ben bitirebilir miyim? Devam edin, buyurun. Ben bitirebilirsem toparlayayım o bölgede ne demek istediğimi tam olarak söyleyeyim. Tabii ki konuşacağız eksikleri, hataları, yanlışları. Ama şimdi ben ya nereye gitsek, nerede otursak, abi idam sehpası kurulmuş, suçlu ayağa kalk aranıyor. Suçlu ayağa kalk. Yani bir suçlu bulacağız. Bunu
teknik direktörü değiştirelimden tutunuz, bu futbolcularla çıkından alınız, insanların görüşüne saygı duymakla beraber, ya şu anda bir teknik direktör değişikliğinin ben bu kulübe fayda getireceğine inanmıyorum. Zaten onun altı çizildi. Bitti. Şu anda bu oyuncuları yerden yere vuralım, maaşlarını keselim, şehirden kovalım, şunu edelim, bunu edelim. Ya dört maçı bu çocuklarla oynayacağız. Playoff'ları da bu çocuklarla oynayacağız. Bir yerde bir takım sıkıntılar var, yanlışlıklar var. Bu yanlışlıkları mutlaka ve mutlaka kulübü idare edenler oturacaklar, konuşacaklar, tartışacaklar, sezon sonunda gerekli tedbirleri alacaklar. Bugün basın toplantısına ben gidemedim işlerim yoğunluğu nedeniyle ama daha sonra takip edebildiğim kadarıyla aslında Sayın Başkan'ın özellikle altını çizdiği nokta şu: biz sadece bütün maçları kazandığımızda mı Samsunspor'u destekleyeceğiz? Biz illa şampiyon olduğumuzda mı Samsunspor'u destekleyeceğiz? Şampiyon olduğumuzda Samsunspor büyük camia, şampiyonluk kaybolduğunda bu takım tukaka. Böyle bir şey yok. Biz şunu demiyor muyduk? Kaldırımda da oynasa bizim sevdamız Samsunspor. Doğru. Eğer biz bu takımı seviyorsak, bu renklere gönül verdiysek, her halde, her şartta, her durumda sonuna kadar bu takımın arkasında durmak durumundayız. Bu takım bizim takımımız. Böyle bakmak lazım. Başarılı olduğumuzda, iddialı olduğumuzda 18 bin kişi, başarısız olduğumuzda 3 bin kişi. Yok böyle bir camia anlayışı. Şampiyon olduğumuzda Kuzey'in kralı, şampiyon olmadığımızda bunlardan bir şey olmaz. Yok böyle bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Bu şehirde kredisi sonsuz olan İsmail Uyanık acımasızca eleştirilmeye başladı sosyal medyada. Ben o kadar bakmadım. Takip et. Yani rastlamadım. Yani bu takım, bu kulüp nerelerden nereye geliyor? Bir kabuk değiştiriyor. Bir yeniden yapılanma süreci var. Bu yeniden yapılanma süreçlerinde altyapısından üst yapısına kadar her şey fabrika ayarlarına döndürülmeye çalışılıyor. Bir yandan da sportif mücadele devam ediyor. Olmayabilir canım. Tutmayabilir. İyi kadro kurduk ama bu ligin kadrosunu mu kurduk? Tartışabiliriz. İyi futbolcular transfer ettik de bunları harmanlayabildik mi? Takım olabildik mi? Her maçta tartışan 2-3 tane futbolcu var saha içinde. Pozisyon hatası yapan, birbirinin açığını kapatan oyuncuları bir araya getirebildik mi? Bu ligin ortalaması 300 bin lira, biz 800 bin lira, 1 milyon, 1 milyon 200 veriyoruz. Bunlara gerek var mı? Gibi 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 hususların konuşulacağı, tartışılacağı zaman mutlaka gelecek. Çok değil ha, bu sezonu bir bitirelim. Zaten bugün, onlara oturup konuşalım. Hocam bugün zaten başkan bazı şeylerin altını kırmızı çizgilerle çizdi zaten. Biz dedi playoff'a odaklandık, bu birinci şart. İki, hakemlerle ilgili dedi yapmış olduğumuz MHK'ye dedi, Ahmet maçından sonra dedi iki sefer dedi sunduk. Görüntülerle beraber yapılan hataları beraber sunduk. Efendim, üçüncüsü başka, şunu söyledik, ben sordum. Dedim ki hani hoca değişikliği olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Bu üç şeyin altı çizildi zaten. Ve diyor ki erkenden dedi biz diyor bu takımı diyor şampiyonluk havasına diyor biz soktuk diyor. Benim de yanlışlarım var diyor. Bunu da söylüyor. Şimdi dediğimiz gibi artık playoff diyoruz. Başka bu saatten sonra hocam yani mucizeler falan diyorsun da kalan maçları bir görelim mi bakalım? Görelim bakalım. Bakalım hadi tartışalım o zaman. Cem, şu kalan maçları 4 takımın 5 takımın kalan maçlarını ekrana bir getir. Bak şimdi orada biz oturduk bugün. Uğraş verdik. Bunu haftanın sonuna kadar zannedersem her programda dile getireceğiz. Evet, şu anda geldi. Evet. Buyurun. Ne söylemek istersiniz? Keçiören Gücü. Bak yaz bir yere. Hayal kuruyorum şimdi ama bak. Burada hayal kurma özgürlüğüm var mı? Var. Herkesin var. O zaman ben hayal kurma özgürlüğümü kullanıyorum. Keçiören. Bak buraya da yazıyorum. Bak yaz göre. yaz. Söyle. Hayal kuruyorum ama bak. Israrla tamam. Hayal kuruyorum. Tamam. Sarıyer'e kaybetti. Sarıyer'de puan yok.
67 puanı mı var? 67. Hacettepe maç... 1 puan berabere bitti. Hacettepe 1 puan. Evet, evet. 68. 68. Uşak 3 puan 71. 3 puan. Evet. Manisa 3 puan 74'te tamamladı. 74. Evet. Buyurun. Kastamonu Manisa'yı yendi. 64 puanı var. Manisa'yı yendi. Manisa'yı yendi 67. Sakarya'ya yenildi. Yenildi. Ahmet'le berabere kaldı. 68. Şeyi yendi. Gümüşhane'yi yendi. 71. 71. Evet. Samsun Spor. 4 maçı kazandı. 63. 75. Artı 3. Artı 3. Artı 3. 75. 5. Sakarya Spor. Evet. Bodrum 3. Evet. Kastamonu 3. Evet. Aşağıyı göremiyorum. Reklam var. Bayram. Kaldır reklamı. Kaldır abi. Şu an onu da kaldır abi. Onu da kaldır abi. Allah'ına kurban olayım. Heh, buyurun hocam. Bayrampaşa 3. Evet. Samsun 0. Tamam. 9 puan aldı. 65, 69, 72. 71. 62, 71 pardon. Bunları yazıyorum ha hocam. Kayıt altına alıyorum. Yaz. Son Sarıyer hocam. Keçiören'i yendi. 3 puan. Niğde'yi yendi. Yendi. Hepsini kazansın. 4, 12 yaz ona. Evet. Yaz. 63. 73. Yap sıralamayı, kim şampiyon? Samspor 75. Efendime söyleyeyim. Keçiören 74'te kaldı. Tamam. Kastamonu 71'de kaldı. İki tane 71 çıktı hocam. Neyse. Burada... Kim şampiyon? Ama hayallerin... Hayal diyecek. Kurma özgürlüğüm var ama benim. Peki burada... Peki soruyorum size, olmayacak bir şey mi? Ender, olmayacak bir şey hocam. Hayal abi. Hocam sen de bir tahmin alalım. Tamam. Hocam, umut. Tamam, bir şey demedim. Şu şeyleri alıyorum bir yandan da, Uçak Spor. Şimdi siz söyleyin, ben ona göre söyleyeyim. Buradan hangi... Şimdi Keçiören. Keçiören'den başla hocam. 67 puanı var. Sen öbür maçların şeylerini ver, puanlarını ver. Şimdi Sarıyer, Keçiören berabere kalır. 1 puan. Keçiören Hacettepe, Keçiören rahat alır. 3. Uşak Keçiören, Keçiören alır. Alır. Keçiören Manisa zaten Keçiören Anladım. Alır. 67, evet, 70, 74, evet. 77 hocam. Evet, Kastamonu maçına geçelim. Geçelim. Yani real konuşmak gerekirse. Tamam, Kastamonu Manisa maçını alır. Evet. Kastamonu Sakarya maçı berabere biter. Evet. Ahmet Kastamonu berabere biter evet. diyorum. Kastamonu Gümüşhane Kastamonu alır. 64, 67, 68, 69, 72 hocam. Evet, şimdi Hacettepe Samsun maçına bakarız. Samsun alır. Evet. Samsun Uşağı Samsun alır. Evet. Manisa Samsun Samsun alır. Samsun Sakarya maçını da tabii o zaman tekrar bakılacak ama Samsun alır. Peki 3, 6, 9, yani 12. Yani puan kaybetmez diye tahmin ediyorum. 63, Sakarya'ya 73, bakalım. 75. Sakarya Bodrum, Sakarya alır maçı. Evet. Kastamonu Sakarya berabere bu maç. Evet. Sakarya Bayrampaşa Sakarya alır. Evet. Samsun Sakarya Samsun alır. Sarıyer'e geçtik. Sarıyer Keçiören bu maç berabere. Az bir dakika hocam. En son Samsun Sakarya mı? Samsun Sakarya Samsun alır. Samsun alır. Geçtik Sakarya'ya. 66 69 72. 69 Sakarya'ya. 69'a pardon. Evet. Evet. Geldi Sarıyer. Sarıyer Keçiören bu maç berabere. Evet. Niğde Sarıyer Sarıyer alır. Evet. Hacettepe Sarıyer Sarıyer bu maçı da alır. Evet. Sarıyer Uşak Sarıyer alır. 3 6 9 Kim 10 oldu 61 burada? Keçiören 71. Sanırım değil mi? Keçiören 77 yaptık hocam. Evet. Senin şeyin tahminine göre. Keçiören 77. Tamam mı? 75 biz Samsunspor kaldık. Evet. 72'de Kastamonu kaldı. 71'de Sakarya kaldı. 71'de Sakarya. 71'de Sakarya kaldı. 68'de de. Bunu da yazdık hocam. Tamam. Yani burada biz aslında geçen hafta o piyangoyu kaçırdık. Şimdi biz Keçiören'le berabere kaldıktan sonra... Hayır, ben ısrarla söylüyorum Hakan hocam. Sözünü kestim. Evet. Bizim bu gruptan birinci çıkma şansımız %1. Playoff. bize evet. görünüyor. %99 playoff bize görünüyor. Ama ben böyle bir hayal kurmak istiyorum. Tabii.
Yani Keçiören maçında... Ben böyle bir hayal kurmak istiyorum. Ben bak de, üstüne ben de kurabilir basa basa miyim? Söylüyorum. Ben de kurabilir Kur miyim? Kur abi. Tabii tabii. Cem, şunu bir getir de bak benim hayalime bir bakın şimdi. Bak şimdi. Getir kardeşim benim. Keçiören. Sarıyer yendi hocam. Tamam. Hacettepe Keçiören'i yendi hocam. Ben hayal kuruyorum. Uşak Keçiören'i yendi. Ben hayal kuruyorum. Keçiören Manisa'yı yendi. Sen hayal kurmuyorsun. Sen benimle dalga geçiyorsun. Hiç alakası yok ama hocam. Ama Manisa da verdi. Öyle Manisa'ya verdi. Bak şimdi bak. Şimdi bak burada niye? Burada bana cevap hakkı doğar. Niye biliyor musun? Niye? Şimdi ben bunu söylerken benim bir dayanağım var. Benim hayallerimin dayanağı var. Somut. Nedir o? Bir, Sarıyer. Peki. Sarıyer son bir gayretle alabildiği kadar puan alacak. Kendi sahasında Keçiören'i yenmek. Bu benim doğru o zaman. Bunu verdiğim şey doğru. Doğru. Keçiören Hacettepe maçında evet. Ben özellikle Hacettepe'nin, biz bu hafta Hacettepe'yi yendikten sonra durumu küme düşmek. Tamam ben Hacettepe'ye verdim ya hocam burada. Yenemez de şimdi yener. Ama sen diyorsun ya verdim ben diyorsun. Ben berabere kalır diyorum. Ben de diyorum ki. Az bir mantık kuruyorum. Ama az diyor. Futbol değil mi hocam bu? Olur. Her şey olur mu? Son düdük çalana kadar bitti, her şey var. O zaman var. Benim hayallerime engel olma hocam. Olmuyorum canım. Oldun. Olma. Tamam arkadaşlar. Burada gittik. Kastamonu'ya geldik. Kastamonu Manisa'yı yener. Kastamonu Sakarya'da berabere kalır kendi sahasında. Ahmet yenilir Ahmet'e. Kastamonu Gümüşhane'yi yener. Buralara bak bu bantımızı biz saklayacağız. En sonunda konuşacağız. Biz Samspor olarak ben 4-4 diyorum. Hiç burada kayıp ben vermiyorum. Vermem. Evet, gene öyle dedik zaten. Tabii. Hepimiz öyle dedik. Sakarya Bodrum'u yener. Kastamonu'ya yenilir. Bayrampaşa'yı yener. Sakarya Samspor'a yenilir. Bu da benim düşüncem. Sarıyer Keçiören maçı berabere biter. Nide'yi de yener. Hacettepe Sarıyer'den puan alır. Sarıyer Uşağı yener. Bunlar da benim kendi düşüncem. Şimdi herkes bunu bizim bu listeyi gördükten sonra mutlaka bütün taraftarlarımız ellerine kalemi kağıdı aldılar, yazdılar. Keşke biz evet. Bu dakika itibariyle bu hesapları, kitapları yapmasaydık, bu hayalleri kurmak zorunda kalmasaydık. Neden? Doğru. Şimdi gerçekten biz o kadar çok basit puan kaybı yaptık ki. Şimdi konuştuğumuz takımlar içerisinde Sancaktepe var mı? Yok. 6 puan verdik ya. Evet. 6 puan verdik. Gümüşhane'ye 2 puan verdik. Ahmet'e son dakikalarda yediğimiz gol 2 puan verdik ve inanılmaz bir penaltı. Ya müdahale yok yani. Evet. Rüzgarından düştü adam penaltı. Evet doğru. Sarıyer'de orada 87'de yediğimiz, burada 89'da yediğimiz. Bayrampaşa'ya çok iyi oynadığımız, beraberlik. Çok iyi oynadığımız şey maçı nedir onun adı? İlk yarısını çok iyi oynadığımız Keçiören maçında ikinci yarı bir tuhaf bir görüntü. Evet. Yani geçen hafta aslına bakarsanız anlam veremedik zaten. Yani ne oldu yani? Ne oldu da bu kadar düşer bir takım ikinci? Hocam, keşke bu durumlara düşmeseydik ama oldu yani bu saatten sonra çok ahlayıp vahlamanın anlamı yok. Yok canım. Yani herhalde, bir ihtimal daha var yani %1 bile olsa bir ihtimal var. 2, playoff umutlarımız var. Playoff'tan kiminle oynayacağız? Şampiyon olan takımın diğerlerini 4 tane en azından tanıdığımız 4 tane takımla oynayacağız. Şimdi soruyorum ben size, Keçiören'i playoff'larda eleyemeyecek durumda mıyız? Niye eleyemeyiz? Sakarya'yı? Tabii. Ama yani, Keçiören'e yani ben çıkarttım hocam. Hayır. Diyelim anladım. Yani ola ki farklı bir şey oldu. Kastamonu'yu, yener, Sakarya'yı, Sarıyer'i, ya bu takımları biz eleyebilecek durumdayız. Herhalde. Hala eleyebilecek durumdayız. Karşı taraftan finalde Tuzla mı gelir, Menemen mi gelir, efendim ne gelirse evet. Gelsin. Manisa zaten yani, burada hani statüyü de söylersek... 2 3 4 ve 2 5 2 ile 5 3 ile 4 oynuyor. Yani kendi grubunda 6 3 ile 4 kendi grubunda. Çift kendi maçlı grup, eliminasyon. Diğer taraftan da aynısı. Aynı kendi grubundan. Bir takım oradan bir takım yani da. Toplamda eğer
zirveye çıkacaksa 3 tane maç var Samsun'un. 3 maçı da alacak. 1-2-3. Evet. Peki evet. Şey olabilir mi hocam? Son dakikaya kadar, son maçlara kadar rakipleri kollamak açısından hocam puanlar da böyle bir dengesizlik olabilir mi? Ne gibi? Yani atıyorum, ben şununla oynayacağım, ben bununla oynayacağım. Ben ikinciyim. Hesabı. Mesela senin böyle bir tercihin olur mu? Yani olur, Sakarya ile oynamayayım da Kastamonu ile oynayayım. Kastamonu ile oynamayayım peki, de. Çok Kastamonu ile oynamayayım da Sarıyer ve Sakarya ile oynayayım. Nasıl denkleştireceksin bunu? İşte onu diyorum. Bak hocam şimdi herkes şimdi birinciyi attık yukarıya. Tamam da nasıl olacak i̇şte abi? Nasıl olacak? Bak, onu son dakika maçında belli olur o. Bak son maçtaki Sakarya maçında belli olur. Ben ihtimal vermem onu abi. Ben ihtimal hayır, vermem. Hayır niye hocam şimdi atıyorum Sakarya bir şehir takımı bizim Samsun'dan eşleşmek istemez. Bu benim Sarıyer'le düşüncem. Sarıyer'le eşleşmek ister. Tabii. Yani biz mesela Sakarya İlçe'de bize abi ters gelmiyor bana göre. Ama evet, bir doğru şey ters geliyor. Şimdi Kastamonu öyle bir aynen öyle gömülüyor ben ki Kastamonu çıkıyor karşılaştığı dönüyor. Ondan sonra kalıyor. Bir şey yaptıkları da yok. Ben Kastamonu ile eşleşmek istemem. Sarıyer veya Sakarya düşsün bana. Benim kendi fikrimi evet söylüyorum. Yani biz Kastamonu çok ters. Sarıyer yani biz burada aslında takımları yani tamam oynadık ama yani burada o tribünle boğar burada Samsunspor'u diğer takımlar. Yani ben şunu şöyle söyleyeceğim. Son maçımız kimle hocam bizim? Sakarya'yla. Sakarya. Sakarya'yla 3 maç üst üste oynayabiliriz. Olur olur. Ziraat Kupası'nda genelde olabilir böyle şeyler oluyor. Bir maç oynuyor. Malatya'da bir daha aynı maç oluyor. İşte yani örnek bir tane. Çok denk geldiği oluyor. Bak ben böyle bakıyorum. 3 yani maç Sakarya'yla üst üste oynayabiliriz. Yani şuraya gelmek istiyorum. Burada şimdi Sarıyer'le biz şimdi biz yeni 89. dakikada Samsun gol yedi ama o da kendi kalesine attı bir herhalde Aytaç. Biz hani çünkü raporlara baktığımızda kendi kalesine atılmış görünüyor. Samsun evet kendine. Hani golü şeye yazmışlar. Aytaç Sulu'ya yazmışlar. Yani biz Sarıyer'e beraber kaldık ve galip geldik. Bana göre hani çok önemli değildi. Sebebi Keçiören'de maçı verdik. Biz play-off'a kaldık. Aynen. Ha, sadece direnç düşüyor. Takımın modu düşüyor. Seyircinin ama modu düşüyor. Şöyle söyleyelim. Bak Keçiören'de umutlarımızı kaybettiğimiz halde stat doluydu. 18.298. Evet, ben daha az açıkçası şey vallahi bra. Şayan. Evet. Vallahi bra. Takdire şayan. Aynen. Ama hepimiz bu biletli olan. Daha kimse gelmez. İşte yine evet kemiksi 5-6 bin oynarız yalnız falan. Yalnız daha fazlaydı bence. Sayı o ama. Yok sayı o hocam. Sayı o ama orada protokol düşüydü. Onlar bilet almadan gidiyor. Yani bence sayı o 20 bin vardır o. Ya, büyük bir helal olsun. Vallahi bra. Yani Samsunspor taraftarına helal olsun diyorum. Alkışlarımızı yollayalım ona. Şimdi hocam sana sorayım ben. Bugün İsmail Uyanık Sayın Mustafa Aztopal söyledi tabii. Videoyu oynatırken evet, evet orada. Ferhan Kestanoğlu ile ilgili 3 maçımıza verildiğini. Evet 3 maça verildi ve daha sonra verilmedi ilgili Ferhan Hoca zaten. Niye hocam 3 maçımıza verilmiş olabilir? Şimdi niye verilmiş olabilir? Mesela Ahmet maçında itiraz etmiş Samsunspor. Hakemin yapmış olduğu yani. Evet. Ve 6 maç görev almamış. Evet. O şimdi hakem mesela orada MHK değişikliği oldu. Bölge sorumlusu değişikliği oldu. 2 maçımıza çıkmıştı. Peşine birinci değil ikinci hafta hemen Ferhan Hoca'yı verdiler. Yani 3 maç fazla o sezonda. Bir de sanırım 2 kere Samsun'a geldi. Bir tane deplasmanda yönetti. 3 maç evet. Ha, Ferhan Hoca'nın o zaman da söyledik. Şanssızlığı şu. Ne öyle? Yardımcıları 2 tane pozisyon kaçırdı. Gitti onlar ya bizim gol iptal oldu ya da offside'den gol attırdılar. Şeyi bu. Ha bir tane de onun verdiği ucuz bir sanırım penaltı var. Evet. Şimdi Mustafa Hoca da zaten daha önceden hakemlik yaptığı için o pozisyonları sanırım orada da hani keşke ben de dedim ders vardı ama bir ara boşluk olsaydı hani böyle bir hani basın toplantısı olacağını bilseydim mutlak surette hani orada olurdu. Evet. Ama onu şimdi herhalde zaten banttan vereceksiniz orada. Tekrar dinleyeceğiz ne konuşuldu, ne oldu evet bakacağız. Ya maça gelince, maçta yani ben şimdi maça bir 5 veya 7 dakika geç girdim. Bir görev vardı. Oradan hemen geldim, maça girdim ama orada bir sıkıntılar olmuş 7. 8. dakikada. Evet. Ondan sonra tabii baskı, Samsun iyi oynadı. Bence iyi oynadı bu maçta. Ta ki 5-6 dakika bir pres yapmadı. Enes'in gayretleri vardı. Gelen gol yaklaşık 7 yani 10-15 pas yaptılar. Onun peşinden gene serseri bir top. Aytaç Sulu ile birlikte o Sarıyer'in 20 nolu oyuncusu ki o 20 nolu oyuncusu Hüseyin bak. Bir sarı kartı var. Evet. Yani ikinci sarı kart
İkiyi hani verdi, biri vermedi. Sarıyı yedikten sonra ikinci sarı kartı görür mü görmez mi tartışılır ama mutlak surette verilmedi. Yani ikinci sarı karttan atılabilirdi. Ama olmadı. %100 sarı kart evet. Çünkü. Yani ona artık maçın başıydı, o yüzden mi vermedi, nedir ne değildir tam bilemiyoruz ama Samsun sonra eve geçtim. Bir gün sonra tekrar bir banttan maçı izledim. Hakikaten çok baskılı oynamış Samsun. Yani öyle böyle değil. Çok mücadele etmiş. Bir tane direkten dönen top var hocam dediği gibi. Ama Sarıyer de öyle ki oynamıyor. Bir tek topla çıkıyor ama Tehlike yaratıyor. Defansın arkasına gidiyor. Zaten o defansın arkasına atılan top da direkten dönen top. Onu da aldık daire içerisinde çizgiye vuruyor ve çıkıyor. Hani golle alakası yok. Kimileri böyle acaba gol müydü değil miydi yakaladılar mı yakaladılar. Biz onu yakaladık kamerada gösterdik. Daire içerisine aldık. Yalnız yani gene orada defans kurgusunda gene bir hata var. Arkada oyuncuyu sarktı ve ofsayttan da kurtularak çok net bir vuruş yaptı. O dakikaya kadar iyiydik. Ondan sonra kart düştü zaten. Cem yeşil sahayı alabilir miyim? Şu bakayım Ender Hoca'nın bir yorumunu alalım. Kadro kurulmasıyla ilgili. Sonra İlyas oyundan çıkınca hani çok takım düşmedi. Onur orayı doldurdu bence. Hocam Onur basit şey kaldı. Yani yavaş ama kaldı. Elde olan kursun. Bu. Elde olan bu yani. Yapacak. Evet hocam şimdi yeşil saha geliyor. Burada neler diyeceksin hocam? Şimdi İshak Aytaç Cenk, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz ortada, Ramazan İlyas, Samet üçlü, Bahattin santrofor olarak görev yaparken bir şey dikkatimi çekti. Ramazan İlyas ve Samet'in üçünün birden oyundan çıkması. Şimdi kadroya bir bakıyoruz. Nuri Terliksiz cezalı yerine Aytaç Sulu oynuyor. Aytaç'la Cenk ilk kez bu maçta beraber oynadılar. Sol bekte bir değişiklik var. İshak kimin yerine? Canberk'in yerine. Evet. Canberk sakat mı? Değil. Değil. Cezalı mı? Değil. 18'de var mı? Yok. Yok. Haftalardır oynuyor mu? Oynuyor. Yani bugün soruldu o soru zaten Sayın Başkan'a. Cevap? Cevap ben hani teknik adamım. Teknik işi olduğu için tabii başkan cevap vermez. Şeye geliyoruz. Onların önündeki ikiliye geliyoruz. Yılmaz Özeren ve Savaş Yılmaz. Evet. Bizim buradaki ikilimiz, sabit ikilimiz kim? Okan Dernek ve Oğuz Gürbulak. Oğuz cezalı, Okan sakat. Sezonu kapattı. Okan sezonu niye kapattı? Okan şeyde Keçiören maçında sakatlandı. Zaten o maça yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye bir tereddüt vardı. Ben teknik direktör olsaydım şayet, ne olurdu? Okan Derneği Keçiören'de riske etmezdi. Bence burada bir teknik direktör hatası var. Yani Okan Derneği'nin sezonu kapatmasına vesile olduk. Oynatmayabilirdik zaten adam. Bir de şeyde ama oynuyorsun. Oynamak istiyor hocam. Sentetik bir de o var. Sahaya nasıl? Çıkıyorsunuz tamam. Ama bir de. Yani tamam, sakatlık doğru. Yaşamışsınız, idman eksiğiniz var. Adam sezonu kapattı. Oynatma. O zaman İlyas'ı da oynatmazdım ben o zaman. İlyas hakeza aynı şekilde o da maça yetişmişti. Şimdi geldik ileriye. Samet Asatekin. Evet. Haftalardır 11'e giremiyordu. Bu maçta 11'de. Kim oturuyor? Erhan Şentürk. Evet. Haftalardır hoca bir şekilde yer veriyordu ona cezalı olmadığı maçlarda. Yani baktığınız zaman 6 oyuncu değişik. Şeyle beraber İllas'la beraber 7 oyuncu. İllas'ı da say 7 oyuncu. Oyuncu. 23. dakikada çıktı çünkü. 7 oyuncu değişik. Şimdi buna rağmen golü de bulduk. Buna rağmen aslında rakibe çok da fazla top göstermedik. Bak bir daha söylüyorum. Şimdi insanlar bazen şöyle anlıyor. Şu yoruma katılmıyorum ben. Şimdi bu takım top oynamıyor. Bu takımın bu saatte takır 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 top oynaması lazım. Şimdi takır takır top oynaması lazım kabul de. Ya bu takım da çok aşırı kötü değil yani Allah için. Bu takım top oynamıyor diyemeyiz yani. Çok kötü oynadı diyemeyiz. Ha bizim sıkıntımız, iki tane sıkıntımız var bana göre. Bir sıfırı bulduktan sonra ikiyi yakalayamıyoruz. Tarihi aynı mümkün doğru. Olmayacak bir şekilde vitesi boşa alıyoruz. Rölantiye alıyoruz. E işte böyle son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puan 10 puan. Aynen öyle. Yani 85 ile 90 arasında belki yediğimiz gollerle 10 puan kaybettik. Yani orada 2'yi yakaladın mı vuracaksın, atacaksın. Bunu beceremiyoruz. 2,
Golü yedikten sonra biz reaksiyon gösteremiyoruz. Keçiören'e kırılgan bir yapımız var. Keçiören'de golü yedik, bittik. Bittik yani. Üç pas yapmadık golden sonra. Dolayısıyla talihsiz bir maç oldu bizim için ama ben Sarıyer maçında ince hakemin bizi doğradığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aynen öyle. Yani gelen mesajlarda işte takır takır top oynamadığımız yönünde katılıyoruz. Oynayamıyoruz yani. Bu şöyle bir göze kim oynuyor? Kim oynuyor? Rakip takımların hepsi oynuyor hocam. Ne oynuyor? Sarıyer hariç hepsini ben öbürlerine... Keçiören'de Ankara'da beraberdik. Ne oynadı abi Keçiören? Bizde niye ne oynuyor? Ne oynadı abi? Abi bizde niye oynuyor? Ya ne oynadı ne? Ne? Bana söyle. Ya takır 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 şey, ne? Yani bu be, iki B'de... Takır 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 ne? Hani köy şuna kasama... katılırım. Yani istek eksikliği, arzu eksikliği, rakip bizden daha fazla istedi falan. Bunlar olur da. Yani takır 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 top oynamanın ölçüsü ne? Birinin elinde takır takır top oynar... Ölçer aleti mi var yani? Nedir bu ya? Takır takır. Rahat, rahat Türksel maç. Şeyde Türksel diyorum ya. Spor Toto Süper Ligi'nde kim takır takır top oynuyor hocam? Oynuyor hocam. Hep söylüyor. Kim oynuyor hocam? Niye oynamaz? Şimdi ya ben onları şey niye söyleyeceğim? Hani bunu? Bu B hani B kategorisinde aman aman hani çok oynayan. Ya yok abi ya. Futbol oynamaya dayalı bir lig değil ki bu. Bunu da atacaksın. Yakaladığını atacaksın. Güçlü değil olacaksın. Ya. Dik duracaksın, diri duracaksın, takım olacaksın ama her şeyden yani önce. Yani eğer oynayamıyorsa oynatmayacaksın zaten. Şimdi biz ne zaman koşacaksın ya? Altı üstü 45 dakika koşacaktın ikinci yarı. Koştu, 5 dakika koşmadı, 10 pas yaptılar, gol attılar. Yani olmazsa olmaz. Aynısı Keçiören'de de. Keçiören'de 7-1 golde bir defa boş bıraktı. Biz açıkçası yat. İnsanlar şunu istiyor, taraftarlar. Mücadeleyi göreyim, ben sana tezahürat yaparım. Ama şu maçta mücadele etti mi Samsunspor? Bana göre etti. Bu maçta mücadele var. Ha, top oynadı mesela... oynamadı. Ne oldu? Defanstan mesela biz o top çıkartamadık mesela. Baktığımız zaman defans kurgusunda ya hani birisi bir sorumluluk almak istemiyor. Yani doğru. Sorumluluk almayınca hocam, bak şimdi, risk almak istemiyor. Doğru. Hata yaparım korkarım mı diyor. Yani Keçiören... ama top benden uzak dursun. Keçiören maçının ilk yarısında oynadığımız futbolla ikinci yarıda oynadığımız futbol arasındaki dünya kadar uçurum var ya. Ya Keçiören'in ilk yarısında top oynadık diyorsun ya. Söyleyeyim sana. Evet, Keçiören'in ilk yarısında takır 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 top mu oynadın? Akıllı top mu oynadın? Akıllı top oynadın. Ama akıllı. O bana takır takır geliyor. Takır takır takır. Ne tamam. Bir ya bu takır takır? Berati bir takır takır anlatın bana kardeşim ya. Cem anlatsın sen anlatalım. Takır 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 top. Nedir ya? Ama zevk aldın mı hocam? Zevk aldın tane, mı? 3 tane Keçiören'in etkili adamı vardı. 1 numara golcü olan çocuk. Sağ ön, sol ön ve golcü olan 3 tane çocuk. Biz bunları kilitledik. Bu çocuklara, bu 3 tane adama top oynayacak alan bırakmadık. Alanı daralttık. Evet. Kaydık o yana top ne tarafa gidiyor? Kaydık bu yana top ne tarafa gidiyor? Keçiören bir abandon oldu lan. Nereden çıktı bu dedi. Bu alışmadığımız bir düzen dedi. Takır bak, takır sen, takır sen, yoktu orada. Senin bile, akıllı oyun başka bak, bir şey. Bak senin bile hoşuna gitmiş. Abi akıllı hoşuna, oyun diyorum bak. Akıllı. Siz takır takır şunu anlıyor bizim halkımız. Hocam, sağdan verecek. Gidecek hop bir orta vuracak direkten soldan bir daha 90 herhalde, dakika. Herhalde. Yok ki böyle bir futbol TFF'de ikinci ligde böyle bir futbol oynayan takım yok. Hocam niye Ankara Demirsporları gördük biz burada adamlar. Ne oynadı Ankara Demirspor? Oynayan oynadı hocam. Hocam sen var ya eğer Ankara Demirspor'la Bayrampaşa'yla bizi kıyaslıyorsan. Kıyaslama değil hocam. Futbol kafadan anlamında kaybettik söylüyorsun. Demektir bu futbol ya. Anlamında söylüyorum hocam. Yani başkan. Mustafa Akgüz diyor ki takır takır oynamanın ölçüsü istediğini almak. Bu kadar ya. İstediğini almak işin özü bu. Alabiliyor biz muyuz? Biz istediğimizi alamıyoruz. Ama takır takır oynadı mı alacaksın işte. Ne Allah. Yapma ya. Neyse. Ya burada istediğini alacaksın, ya. Vuracaksın, istediğini alacaksın, bitireceksin abi. Oynayıp oynamamak değil burada kıstas. Neyse hocam, olan oldu. Hocam bu hakemle ilgili programa başlamadan şimdi notu alalım da sonra bir çekilişimiz var, onu yaparım. Yani hakemlerle ilgili İzmir söyleyelim. Antalya şimdi, yok şimdi şöyle, Turgut Doman, Eskişehir bölgesi hakemi, işletme. Federasyonda öyle bir meslek türünde o yazıyor. B hakemi, şimdi... Bakıyoruz geçen hafta A maçı vermişler. Bu hakem B hakemi. Demek ki yukarıya düşünülüyor. Bu demek. Bir önceki hafta ne vermiş hocam? A geçen maçı hafta... vermişler. Yani kim, hangi maçı yönetmişler? Onu şimdi
arada devre arası hemen bakar söyleriz onu. A maçı vermişler. Tabii A maçı ama nasıl bir A maçı? Hani çok önemli olan bir maç verme şansları yok zaten. Orta sırada bir maç vermişler. Demek ki iyi maça atmış ki bu hafta bu maça vermişler. 21. maçı mıymış hocam? Tabii bu? 14 tane B maçı var. Bir tane 3. lig. Toplamda 16 maçı var. 16 maçı. Orta hakem olarak bu iyi. Yani sayı olarak iyi. Devamında 3 tane gene A maçı var. 4. hakemlik. Bir tane de Ziraat Kupası var. O da 4. hakemlik. 4 tane de o zaman 4. hakemlik. Toplamda 20 maçı var. Yani 30 maçta 20 maç o zaman. 30 Hayır, maçta bu çok yüksek bir ortalama değil mi hocam? 20 iyi bir sayı. 20 yani. İyi bir sayı. Yani demek ki destek gören olarak görüyoruz. Genç de bir çocuk ama şimdi baktığımızda genel itibariyle hani otorite kaybetmeyen bir yapıda maçı yönetti ama hatalar yaptı. Yani bir elle oynama pozisyonu var. Yardımcının hemen önünde atağa kalkıyor takım. O kavga net, dövüşler var hocam orada birbirine evet, girmeler var. Evet bütün hepsi gördü görmedi. 5. dakikada ben yoldaydım ama daha sonradan izledim orada bayağı bir karışma. Yani baktık ikisi onu itiyor onu itiyor tak tak at gitsin. At. Yani ben o maçı yönetseydim bu maçı yönetseydim yani fazla dalar. Yani o kadar zafiyet olmaz. Orada yani aldılar neredeyse güreşe tutulacaktı iki oyuncu. Bizim şeyle Asatekin'le onların bir oyuncusu. Bakıyoruz şimdi Seyfettin Ünal. A hakemi, A yardımcı. 8 A maçı var, 2 B maçı var, 1 Ziraat Kupası. Toplamda 11 maçı var Seyfettin'in. Antalya bölgesi. Yani baktığımızda Antalya Eskişehir dağınık verilmiş. Alican Alp A klasman yardımcı ve Antalya bölgesi hakemi. Yardımcılar Antalya'dan. Mühendis bu arkadaş. 10 A maçı var, 2 tane B maçı var, 1 tane Ziraat Kupası maçı var. Toplamda 13. Muhammed 4. hakem zaten. Bu Metoğlu. 13 tane B maçı var. Hocam gözlemciden ne not alır? Şimdi gözlemciden yapılan hatalar. Gözlemci de eski sanırım Kırşehir'den eski A hakemlerinden Koçak neyse. Soyadlı bir hocamız. Bak bugün, biz de beraber de maça gitmiştik. Bugün İsmail Uyanık Başkan şunu söyledi. Ben dedi anlamadım yani bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi. Neydi o? Gözlemciyle MHK'nin seçtiği hakem aynı uçakta geri dönüyor. Aynı derneğe üyeler. Böyle diyor bir saçmalık olabilir mi diyor. Çok doğru hocam. Ama şimdi aynı uçakta dönebilir. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Aynı, yani maçta not hata veriyorsun yaptık. Şimdi. Yok ve maçta hata yaptık. O yol zaten diyelim ki hani döndüğümüz uçak seyahati yapıyoruz. Yanımızda da gözlem bıçak açmaz ağzımızı. Yani zaten maçtan sonra CD izlenmiştir. Not orada hocam, bir kırık alındıysa. Tamam da MHK derneğiyle gözlemciyle derneği birbirlerini aynı tamamlayan dernekler bunlar. Tabii ama hakem gözlemciler derneği var bir de MHK var. Yani bunun hakemleri dertlerini savunacak bu böyle bir derneğimiz ama var. Tespit, bir de ayrıyetten MHK başkanı var. O da arkadaş o yani, başka bir kurum, arkadaş. Diğeri başka bir kurum. Şimdi sen şurada program yapıyoruz. Evet. Senin hakemlik var, bu öğretmenlik var. Ben de bir asbel kadar burada yorumcu. Ama oradan çıkacak sonuç ne onu ben anlamadım. Yani niye bunda bir şey yok ki? Notu diyor verirken diyor. Evet. Şey yani düşük vereceğini tahmin Hayır, etmiyoruz ben diyor. Size şunu söyleyeyim. Maç bitti. Bitti. 45-50 dakika geçti. Toplantıyı yaptılar. Duşlarını aldılar. Sistemden direkt notunu gönderiyor gözlemci. Bitti. O notu ne zaman görüyor? O notu ne zaman görüyor hakem? Hakem pazartesi öğleden sonra yani dinliyor. Maçtan 24 saat sonra. 24 saat sonra raporu görebilir. Akşam üzeri. Pazartesi akşam peki raporu ona sorma görecek. Yetkisi var mı? Bana kaç verdin diye sorma yetkisi var mı? Ya maçı iyi attıysa hakem gözlemci zaten bir şekilde onun iyi geçtiğini tavırlarıyla bellidir. Ama eğer ki sıkıntılı bir şey varsa suratlar gülmez. Gözlemci hakemin müfettişi midir yoksa rehberi midir? Şimdi hem de rehberidir ama bunlar da şimdi gelecek vadeden hakemlerde mentörlük sistemi var. Ona bir mentor veriyorlar. O bütün her şeyinden sorumlu oluyor. Yani aileye atıyorum yani abartılı aile yaşantısından tutun. Bu Ferhan Kestanlıoğlu'nun mentorunu evet, merak ediyorum. Ama şimdi Ferhan Hoca artık yaşı ilerlediği için ona
mentor verme şansları yok. Bu gelecek vadeden hakemler için. Hocam reklama evet. gidiyormuşuz. Ferhat Yastamlıoğlu'nun geleceğinden ümidi sende kesti herhalde hocam. Şimdi yaşı var o yüzden. Yani önceden A hakemliği yapmış, sonra B'ye düşmüş, çok maç yönetmiş ama hani yukarı çıkma burada nasıl ya, şeyi çok zor. Hocam oldu sen mu ya? Nedir, tabii canım. Evet sevgili izleyiciler hemen ya. Şu çekilişimizi yapalım. İkinci yarıda hakikaten daha çok doluyuz. Konuşulacak çok şey var. Talihliler de ekrana gelecek ama Ender Hocam buyurun. Bugünkü sayımız az. İki tane çektim ama birine kıyacağım. Evet. Öbürüne ben bakabilir miyim? Ben de şuradan alayım. Bakayım, ben de bakacağım. Kaç hocam? Dört numara. Tamam ben bunu gördüm hocam. Şimdi karıştırayım. Dört numara mı? Dört evet. numarada Fatih Mehmet Arı. Kardeşim kutluyoruz seni. Fatih Mehmet Arı. Evet. Hocam on numarayı gördüm. Ben hocam buyurun. Tamam karıştıralım. Yakın şey alıyorsun yapalım. Çekimi. Kaç hocam? Sanırım bir numara. Bir numara. Bir numarada da Serkan Kulukısa. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Formalarınızı sponsorumuz olan Selamet Kitap Kırtasiye'den alabilirsiniz. O en son hani bakayım dedim ya. Onun da aklı kalmasın ama söyleyeyim. Tabii kazanamadı ama söyleyeyim. 10 numarada Samet Ardal'dı. Onu da söyleyeyim hocam. Yani ben elime 2 geleni açsaydım o mu kazanacaktı? O kazanacaktı evet. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aramız var. İkinci yarı maçın analizleriyle Atilla hocam tartışacağız. Kaçırmayın o %100 penaltıyı o hakemin gözüne bu inşallah bu ekranlarda izler. Göstere o penaltıyı göstereceğim ona. Kısa bir ara. Selamet Kırtasiye'nin sunduğu Spor 55 reklamlar